Suçla savaş için çok güzel bir gündü. Ankara'nın puslu havasında ajanımız heyecan içindeydi. Evet, sanki ajanımız doğuştan yetenekliydi ve bu dedektiflik işini başaracaktı. Tabağı geri vermedi, veremezdi de. Ya bu roman gerçekten çok sürükleyici. Başladığımdan beri yerlerde sürünüyorum ya. Evet, devam edeyim. Cımbızı aldı ve... Babacığım. Efendim kızım. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben nüfus cüzdanımı kaybettim. Pardon, tam olarak algılayamadım. Bir daha söyle bakayım efendim. Ben nüfus cüzdanımı kaybettim. Senin gibi bir kızım olmaz olsun. Yüz karasısın sen be. Nasıl nüfus cüzdanını kaybedersin? Olur kızım böyle şeyler. Bu tür durumlarda benle her şeyi paylaşabilirsin. Normaldir. Nüfus cüzdanını kaybettiğine göre yarın gidersin bir kayıp ilanı verirsin. Ve sende vesikalık fotoğraf var mı? Yok açıkçası. Yok acı dayı mı? Ne diyorsun sen ya? Açıkçası yok. Açıkçası yok. Açıkçası yoksa o zaman ben senin yerine giderim yavrum. 4 tane vesikalık fotoğraf çektiririm. Baba olarak bunu yapmam gerekiyor. Yalnız baban olarak bebeğim sana şartlı şehriye veriyorum. Şartlı şehriye ne baba? P tipi cezaevinde o da cezası kızım. Sadece şehriye çorbası içebiliyorsun. Limonlu. O da limon bulabilirsen. Ne yani? Şimdi ben nüfus cüzdanımı kaybettim diye bana Amerikan filmlerindeki gibi oda cezası mı vereceksin? Bebeğim bilmem bilir misin? Çok önemli bir Amerikan sözü vardır. Kızını dövmeyen dizini döver. Bak, bak, bak. Nasıl dövüyorum dizimi bak. Çabuk içeri! Nüfus cüzdanını kaybetmiş. Sakin ol lütfen. Yaz kızım. Yazayım efendim. Bana mı seslendin baba? Nazlı, sallarım tokmağı kafana. Ben sana demedim. Sen nüfus cüzdanını kaybetmiş bir vatandaşsın. Çabuk odana gir ve çıkma. Çabuk odana gir. Ayrıca kıza bağırma öyle, yazık. Tamam, yaz kızım. Ay masayı da kırdım. Adım Cevat Sezgin. Bir apartman sakiniyim. Yalnız apartmandan çıkarken nedense sakinlik gidiyor, hafif bir sinir geliyor. Sinirleniyorum. Niye? Çünkü bu Kemal'le Cazibe'nin evliliğinin çakma olduğunu halen ispatlayamadım. Da onun için. Fakat yapacağım... Ve yapmış olduğum son planla, evet, bu işin sonuna geldik. Adım Cevat Sezgin, yaz. Pekmez'im, iyi güzel de ben niye bu, şu Cevat abi bizim Cevat abi değil mi? Onun ağzından niye ihbar mektubu yazıyoruz ki? Manidar'cığım, kafama fena tokmak yedim ben ya. Şunun için yazıyoruz bebeğim, planın bir parçası. Plan şu bebeğim. Söyle nedir? Mahalledeki tam 38 ailenin adı ve soyadı adına Yabancılar Şubesi'ne bir ihbar mektubu yazacağım. Dolayısıyla Yabancılar Şubesi bu sefer işi ciddiye alıp benim adıma bu baskını yapıp bu evliliğin çakma olduğunu, pardon anlaşmalı, pardon sahte olduğunu. Ay şoke giriyorum. Ay gene şoke giriyorum. İşte öyle çözülecek bu iş inşallah. Allah'ın izniyle. Volüm 26. Bir sakin olsan, sakin ol. Yaz kızım. Ay! Bana mı seslendin baba? Nazlı, sen nüfus cüzdanını kaybettin. Nüfus cüzdanını çıkarana kadar odandan dışarı çıkmayacaksın. Üzüyorsun sonra böyle yapınca sakin ol. Sen de konuşma. Çabuk. Ama babacığım, odandan çıkmadan ben nüfus cüzdanımı nasıl çıkaracağım? Haklı kız, nasıl çıkaracak? O zaman yaz kızım. Nazlı Pekmez'in nüfus cüzdanını çıkarmak için yarım saatin evden ayrılmasına aile oy birliğiyle karar vermiştir. Çık. Çıkarken nüfus cüzdanını almayı unutma. Peki babacığım. Hakkaniyetli kocam benim. Duydunuz kapı sesini, yarım saatimiz var.